İyi akşamlar. Ben Burcu Tanış. Gaziantep'in en farklı ana haber bültenine hoş geldiniz. AK Parti Şehit Kamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, yeni ilçe binasında basın mensupları ile birlikte istişare toplantısı yaptı. AK Parti Şehit Kamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz yeni ilçe binasında basın mensupları ile birlikte istişare toplantısı yaptı. Yılmaz Şehit Kamil İlçe Başkanlığı'nın yaptığı faaliyetleri anlatırken Yılmaz şu ifadelere yer verdi. Değerli basın mensuplarımız, ülke olarak şu anda hassas bir süreçten geçmekteyiz. 24 Haziran 2018 tarihinde Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birisine şahitlik edeceğiz inşallah. Bu süreçte biz AK Parti Şehit Kamil İlçe Teşkilatı olarak tüm kademelerimizle, ana kademe yönetim kurulu üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle teşkilatlarımız ve mahallelerdeki kadın ve gençlik yapılanmalarımızla birlikte hamdolsun bugün seçime hazırız ve genel başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dimdik hazırız. Değerli arkadaşlar, bizler şunun farkındayız. Bu ülkede AK Parti iktidar olduktan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hükümetler kurulmaya başladıktan sonra bir takım dış mihraklar tarafından ülkemizin güçlenmesi hazmedilememekte olup iç siyasetimize müdahaleler başlamıştır. Bu süreç 27 Nisan 2007 tarihinde verilen muhturayla kendini ilk defa göstermiştir. O dönemde şu anki Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan partimizin Cumhurbaşkan adayı olarak biliyorsunuz Abdullah Gül Beyefendi'yi aday göstermişti. Ve onun yanında dimdik durmuştu. Tabii bu demokrasiye hazmedemeyenler bir takım mihraklar tarafından 27 Nisan süreciyle bir akamete uğratılmak istendi. Devamında 7 Şubat 2012 tarihinde yaşanan MİT krizi. Akabinde 2013 yılında Mayıs ayında başlatılan o gezi eylemleri 17-25 Aralık 2013 tarihindeki darbe girişimi, 6-7 Ekim 2014 tarihlerinde ülkemizin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde hendek olayları diye başlatılan ve ülkemizi bölmeyi, parçalamayı hedefleyen girişimler. Bunun akabinde 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimi. Bu sürecin ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlerin, demokrasiyi hazmedemeyenlerin bir çalışmasının sonucu ve tezahürüydü. Biliyorsunuz 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra özellikle bizler şimdiki Cumhur İttifakı'nın temelini atan Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve bizim partimiz ve birlikleri oluştu. Bu birlikteliğimizin temeli Çanakkale ruhuna dayanmaktadır. 15 Temmuz'da bu millet sağcısıyla, solcusuyla, Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle aynen Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi hainlere ve ülkesini işgal etmek isteyenlere müsaade etmemiştir. Şahimiye Belediye Meclisi, Mayıs ayı ilk oturumu Şahimiye Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.
Şahinbey Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında gerçekleşti. Yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 18 maddenin 8'i İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 8'i Plan Bütçe Komisyonu'na, ikisine ise süre verildi. 3.624,55 metrekarelik belediyemize ait hissenin Maliye Hazinesi adına okul alanı olarak tahsis edilmesi teklifin görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Belediyemizce cami yapılmak üzere bağış alınması teklifin görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir tanesi Yukarı Bayır. Şu anda orada da kamulaştırma çalışmamız devam ediyor. Bir tanesi Cengiz Topel. O bölge için söylüyorum. Orada da yine kamulaştırıyoruz. Düztepe ile alakalı da arkadaşlar bir iki alan getirdiler çok daracık sokakların içerisinde. Yani biz taziye evlerini yaparken istiyoruz ki en azından yola yakın olsun, tarifi kolay olsun, ulaşımı kolay olsun, etrafında park yerleri olsun otopark için. Birkaç şu anda alternatif var. Dedim ki yani kamulaştırarak yapacağız zaten başka alternatif yok. 4-5 tane daha dedim alternatif yer belirleyin. Özellikle gösterdim şuralardan istiyoruz diye. Daha geniş yola bakan, daha merkezi. Şu anda bakıyoruz yani inşallah bitireceğiz. Onun gibi 5-10 mahallemiz var sıkıntılı. Yani şu ana kadar 130'un üzerinde taziye bir yaptık. Bir 50 tane devam eden var. Bu yıl sonunda belki 200'e tamamlayacağız. Çözemediğimiz birkaç mahalle kaldı. İşte Kıbrıs bir tanesi. Yani işte o da dediğim gibi hep eski mahalleler, hiç yer yok. Caddeler bile, cadde denecek cadde yok. Hepsi daracık sokaklar. Mayıs ayı meclisinin gündem maddelerinin komisyonlara havalesinin ardından sosyal yardım işlerinde gönüllü çalışan meclis üyeleri Hayriye Özmantar ve Mehmet Dağcı'ya, Şahinbey Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde görev alan Murat Doymaz'a geçirdiği rahatsızlığa rağmen parktaki görevini aksatmadığı için teşekkür plaketi ve tam altın hediye edildi. Şu anda 2000 lira da ikramiye verdik. Aslında eksik şu anda sıra mı verecek? Başkanım da geliyor. Bir altın verenin bir altın senden al. Başkanım eksik kadar zengin değil mi? Gaziantep'te dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir fabrikanın istinat duvarı çöktü. Olayda bir kişi ağır yaralanırken enkaz altında olduğu tahmin edilen diğer kişi ise arama çalışmaları sürüyor. Gaziantep'te dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir fabrikanın istinat duvarı çöktü. Olayda bir kişi ağır yaralanırken enkaz altında olduğu tahmin edilen diğer kişi ise arama çalışmaları sürüyor. Baştarla Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi 83.101. Caddede bulunan bir makine fabrikasının istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan bir Suriyelinin ağır yaralı olarak enkaz altından çıkarıldığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken enkaz altında olduğu tahmin edilen bir kişi arama çalışmaları sürüyor. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi 4. etapta milli bilek güreşçisi 52 yaşındaki B'ye eşini taciz ettiği iddiasıyla Kerem K tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 10 yıldan beri yapıyorum. Bu salon... Doğrudur. Ben şimdi vücut yarışma şampiyonalarına ben kendim dahi girmiyorum. Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi 4. etapta milli bilek güreşçisi B'ye bıçak darbeleriyle öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri B'ye'nin cesedinin yanında kesilmiş tenasül uzvunu da buldu. Olayın faili olduğunu belirtilen Kerim K. jandarma ekiplerine teslim olurken milli güreşçinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şahsın sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği belirtilirken yeğenin cenazesi
cenazesi ise otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Öte yandan polise teslim olan Kerim Kağan'ın sorgusunda BY'nin eşini taciz ettiğini ve kendisini de sürekli tehdit ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Olay günü evine gelen milli sporcu ile tartıştıklarını da belirten Kerim Kağan'ın tartışmanın büyümesi üzerine yeğeyi bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi. Vücut geliştirme sporcusu BY 2011 yılında bilek güreşi 21. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmuştu. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erkan Sözer'i play-off'un ilk ayağında önümüzdeki hafta Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak maç öncesi tüm Gaziantep'e seslendi. Süper Lig'e inandıklarını ve play-off'ta 3'te 3 yaparak Gaziantep'i bir yıl aradan sonra hak ettiği yeri taşıyacaklarını ifade eden Sözer'i tüm Gaziantep'li spor severlere Kalyon Stadı'nı doldurmaları çağrısında bulundu. Evet hocam, geçtiğimiz hafta yenildik ama daha önceki kazandığımız puanlar bizi playoff potasına soktu. Playoff'tayız. Son maçımız var. Tabii ki bu bir prestij maçı olacak. Belki hazır maç olacak. Fazla bazı düşünceler var. Öncelikle playoff'u değerlendirelim. Neler söylemek istersiniz? Ya şimdi tabii maçtan sonra da söyledim. Kazanarak ya da puan alarak kalmak isterdik ama olmadı. Çok gol kaçırdık. Oyunu çok iyi oynadık ama olmadı. Mağlup olduk ama sonuçta hedefimiz playoff'tu. Şimdi biz geldiğimizde şimdi 6 puanı vardı takımın. 14. sıradaydı. İlk önce hedefimiz bu takımı ayağa kaldırmaktı. Daha sonra da playoff olabiliyorsa ilk 2. İlk 2 son 3 maça kadar Ankara Gücü maçına kadar kovaladık mı kovaladık. Playoff hedefti. Playoff'a son maçtan önce kaldık mı kaldık. Yani diğer sonuçların bana göre önemi yok. Çünkü oyuncular çok insanüstü mücadele gösterdiler. 6'da 6 yaptılar, 4'te 4 yaptılar ve o maçlar bizi playoff'a getirdi. Tabii anaların ak sütü gibi helal futbolcuların bu playoff hakkıyla kaldılar. Yani ben bunu söylemek durumundayım. Çünkü hakikaten çok mücadele ettik, emek sarf ettik oyuncular biz. Bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi 3 tane maç var Süper Lig'e çıkmak için. Bir içeride oynayacağız, bir dışarıda oynayacağız, bir de inşallah Bursa'da oynayacağız. Ben istiyorum ki, tabii ki 6'da 6 yaptığımız dönemde bile o stadyumu dolduramadık, açık söylemek lazım. İnsanların biraz inançları, güvenleri belki tam yerinde değildi. Olabilir, saygı duyarız ama artık şuraya gelen küçük taraftar grubu bile bizi motive ediyor şu antrenmanda. İşte maçta büyük kalabalık bir dolu biz full stadyum önünde inşallah ilk maçımızı oynarsak o motivasyonumuzu düşünemiyorum ben. Hem ben hem kenardaki ben hem oyuncularım içeride. O yüzden bir sinerji yakalamamız lazım. Bu sinerjiyi hep beraber basın, taraftar, camia, yönetim, teknik kadro, personel, futbolcu kim varsa bu sinerjiyi yakalarsak bizim önümüzde hiçbir engel kalmaz. Nasıl 6'da 6 yaptıysak, 4'te 4 yaptıysak, playoff'ta da 3 tane maç var. 3'te 3 yapıp şampiyon olmak istiyoruz. Ben buna yürekten inanıyorum. Herkesin de inanmasını istiyorum. Ya oyun anlayışına zaman zaman aksaklıklar olabilir. Zaman zaman gol kaçırmalar olabilir, hatalar olabilir. Futbol hataları oyunu ama sonuçta bir hedef var. O sonuca bakmak lazım. O hedefe ulaştık. Öncelikle playoff'a. Bir hedef daha var. Şimdi Süper Lig'e 3 maçta Süper Lig'e çıkmak. Şimdi Ankara Gücü, Rize Spor 34 maç uğraştılar Süper Lig'e çıktılar. Biz 3 maçta Süper Lig'e çıkacağız. Hani işin bir de bu yönü var. O yüzden ben çok umutluyum. Çok ve şehre buradan çok rahatlıkla
biz şampiyon olacağımızı, tabii ki yaptığımız iş futbol. İlla ki olursunuz olmazsınız ama ben şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama şehirde inanırsa, şehirde o sinerjiyi bize yaşatırsa daha da yükseltiriz o oranı, şampiyonluk oranını. Ben buna da inanıyorum, şehrinde inanacağına inanıyorum. Bu oyunculara, hepimize inansınlar, bu sinerjiyi yaratsınlar. İnşallah biz Gaziantep şehrinin bir sene aradan sonra Süper Lig'de takımı yoktu. Bir sene aradan sonra tekrar Süper Lig'de temsil etmek istiyoruz. Hocam geçtiğimiz iki maçta özellikle görüldüğü üzere son maçta özellikle kendini yansıttı sahada. Hı hı. Futbolcularda büyük bir stres vardı. Büyük bir baskı vardı. Hatta biz kale arkasında otururken oyuncular sürekli bize maçların skorlarını soruyorlardı. Hı hı. Ne oldu? Ne olacak? Çünkü büyük özellikle 1-0 geriye düştüğümüzde bu baskı iyice arttı. Evet. Bu playoff'ta tabii ki siz konuşmalarınızı yapıyorsunuz, oyuncularla anlatıyorsunuz, bir şekilde psikolojik olarak da hazırlıyorsunuz. Bu oyuncular üzerinde şu anda o baskı kalktı mı? Ya kalktı, niye? Bizim şimdi hedefimiz hep ilk iki olarak kovaladık ya. Bu sefer ilk iki işi bitince Ankara Gücü maçında playoff'a döndük, bu sefer playoff da tehlikeye girdi. Yani şimdi ilk ikiyi kovalarken playoff'tan olma tehlikesi de karşı karşıya olunca bu oyuncu ister istemez baskı yaratıyor. Yani hangi insan baskıya girmez ki? Yani o tedirginliği yaşamaz ki. O yüzden insanın doğasında var bu. Çok şükür atlattık. Şimdi bizim takımımızda şampiyon olmuş çok oyuncu grubu var. Birebir baktığınız zaman 7-8 tane şampiyon olmuş oyuncu grubu var. O yüzden o stresi minimum düzeyde, biz ne kadar stresli olursak rakipler de olacak ama bizim stresimiz minimum düzeyde olacak. Daha özgüvenli olacağız. Çünkü rakiplerimizi yendik biz. Evet. Şu andaki işte Altınordu kalırsa Altınordu'yu iki maçta yendik. Boluspor'u burada yendik, orada berabere kaldık. Ümraniye'yi orada berabere kaldık, burada yendik. Bir defa bu özgüven aşılayacak bize. Dolayısıyla o stresi, tabii ki heyecan yaşanacak, stres yaşanacak ama biz çok özgüvenli olacağız. Çok isteyeceğiz, arzulayacağız ve bu işi başaracağız. Son olarak hocam, Gaziantep halkına bir mesajınız var mı, taraftarlara? Sonuçta playoff artık bizim Süper Lig öncesi son hamlemiz. Az önce söyledim. Evet. Bu sinerjiyi yaratalım. Bu ilk maçta o Kalyon stadı hiç dolmadı herhalde bildiğim kadarıyla. Dolmadı, evet. Yapıldığından beri. Evet. İlk defa bir dolsun, full olsun o tribünler. Rakibimiz kimse, öncelikle onlar bizim 12. gücümüz olsun. Sahada 12 adam oynayalım. 11'e 12 oynayalım. Ve öyle olursa buradan avantajlı bir skorla ayrılıp deplasmanda da finali garantileyip Bursa'da finalde buluşalım diyorum. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü taraftarları takımlarını playoff maçları öncesi yalnız bırakmıyor. Herkesin birlik ve beraberlik duyguları içinde Gazişehir'e sahip çıkmasını isteyen taraftarlar şampiyonluğa inandıklarını söylediler. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü taraftarları takımlarını playoff maçları öncesi yalnız bırakmıyor. Herkesin birlik ve beraberlik duyguları içinde Gazişehir'e sahip çıkmasını isteyen taraftarlar şampiyonluğa inandıklarını söylediler. Evet başkanım, tabii neler söylemek istersin? Vallahi biz başkanımıza, yöneticilerimize, hocamıza ilk gün nasıl inandıysak hala inanıyoruz. Biz playoff'tan şampiyon çıkacağız. Gaziantep halkı da inansın bize. Sadece bizim arkamızda olsun. Destek versin abi. Yani o eski havayı yakalayalım. 27 yıl önceki o neşe, o kutlamalar, biz onu yaşamak istiyoruz. İnşallah 20 Mayıs'ta da bunu yaşatacağız Antep. Hep beraber yaşayacağız inşallah. Ankara'ya, playoff ve Bursa'da tüm Antep'i bekliyoruz. Başkanıma ben de aynen katılıyorum. Tüm Gaziantep inansın. Bizler inandık, herkes inansın. Bir zamanlar olduğu gibi küsmüşlerdi Antep halkı futbola. Biz hala eksik görüyoruz maalesef, evimizde oynadığımız maçlarda da yine eksiklerimiz çok. Antep halkından artık bizim gibi bir elini taşın altına koymalarını bekliyoruz. Evimizde gerekse deplasmanda derneğimize müracaat ederek bütün maçlara gelmelerini istiyoruz. Biz Ali Bey, siz ilk başlamıştınız gazeteciyle. 27 sene önce beraber yaşadık şampiyonluğu. Bu sene de Allah'ın izniyle bu sene de o şampiyonluk sevincini yaşayacağız. Ama Gaziantep'leri kınıyorum. Neden derseniz, Gazişehir'in maçı oluyor, kimse gelmiyor.
Galatasaray Beşiktaş maçında her tarafı hınca hınç doluydu. Yakıştıramıyorum yani. Tamam, biz saygı duyuyoruz. Herkes istediği takımı destekleyebilir. Ama önce can sonra canan. Biz 6.317 şehit verdik bu şehir için. Fransızları kovduk. Yani ayıp. Herkesi bekliyoruz. Herkese saygı duyuyorum. Herkesi şampiyonluğa bekliyoruz. İnşallah. Bir taraftar olarak eskiden olduğu gibi Gaziantep'in ismi Gaziantep. Bu sporun ismi de Gazişehir Gaziantep Spor. Sporu da gençlere sevdirerek beraberliği bizim burada bütünlenmek istiyoruz. Bunu yaşatmak istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Bunu da tüm halkımızla paylaşmak istiyoruz. O güzellikleri şehre, sporu sevdirerek, futbolu sevdirerek yaşatacağız. Abi de Kenan Bey'le yaparsın kızım. Şair Kenan. Ben Gazişehir'e Samsun maçında yazdığım bir şiiri okumak istiyorum. Evet. 6.317 şehidin renklerini temsil eden bu takıma tüm Gaziantep'in sahip çıkmasını bekliyorum. Ayrı gayrımız yok. Gazişehir, güneyin parçalayan şahini, şehitlerimden almış rengini. Asıl şahinlerdir gençleri, kırmızı siyah beyazdır renkleri. Gazişehir, 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 rakibe dar et sahayı zehir. Asıl şahinler bak yanında, hem burada hep de aslında. Yensen, yenilsen de küsmem sana, şampiyonluk yaşat bana. Gazişehir, 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 rakibe dar et sahayı zehir. Derbeder hazani sevdalı sana, bu sene kupayla gel bana. Başkan, hoca, takım, taraftar kol kola, asil şahinler dökülsün sokaklara. Gazişehir, Gazişehir, Gazişehir. Gazişehir'in şiirini okuyalım. Başpınar'dan geçer yolu, Antep şarkın İstanbul'u. Söyle Şahbalı'nın dili, ne güzelsin Antep'eyle. Pasajı Halep'e benzer, içinde güzeller gezer. Hoş gördüm bağrım ezer, ne tatlısın Antep'eyle. Çiğ köftesi lahmacunu, yemeyenler bilmez onu. Haftada bir pazar günü, Kavaklık'ta Antep'eyle Erkan Hoca'yla bu şampiyonluğu kazanacağız inşallah. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. GRT Ana Haber Merkezi'nden iyi akşamlar.